Hepinize merhaba. Bugün yakın takipte ABD Başkanı, 45. Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki gelişmelere bakacağız sizlerle beraber. Burada Donald Trump'ın tabii seçilmesinin sürpriz olduğunu biliyoruz. Burada geçen hafta tabii herkesin, ben de dahil olmak üzere, Hillary Clinton'ın seçileceğine dair bir öngörü vardı. Herkesin kuponları yatmış oldu. Herkes Hillary Clinton'ı tek geçmişti. Fakat herkes ilk ayakta yatmış oldu. Ve seri de diyelim, Donald Trump birinci geldi ve başkanlığı kazandı. Tabii birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Çeşitli başkentlerde çeşitli yorumlar var. Orta Doğu'daki ve Asya'daki yansımaları önemli. Asya'da da bir tedirginlik söz konusu. Fakat Orta Doğu'da belli bir takım ülkeler, başkentler sevinçle karşılarken bazıları da ihtiyatlı davranıp ya da çekingen davrandılar. Bu gelişmelere bağlı olarak da özellikle Arap medyasında, Arap basınında daha doğrusu, çeşitli başlıklarla ele alındı. Bir kısmı Trump'ın bu zaferini gövde gösterisi olarak nitelendirip zaferini kutlayanlar olduğu gibi, bazıları da ihtiyatlı yaklaşıp ABD artık Trump ve Cumhuriyetçilerin kıskacında, Trump'ın zaferi dünyada şok etkisi yaptı. Kral Trump'ı tebrik etti. İlişkilerin geliştirilmesi ve bölge ülkelerine daha fazla istikrar getirmesi temennisiyle, aynı zamanda bu ülkelerin basını da bu minvalle başlıklarla birinci sayfalarından dün gördü. Aynı zamanda genel anlamda barış, istikrar, ekonomik işbirliği ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde bu temenniler belirtildi. Bu görmüş olduğunuz fotoğraflarda Irak cephesinde, aynı zamanda tüm dünyada olduğu gibi ABD başkanlık seçimleri de Irak cephesinde, Irak ordusu cephesinde de takip edildi. Diğer bütün şehirlerde, vilayetlerde olduğu gibi Orta Doğu'da canlı olarak izlendi. Tabii Orta Doğu'daki yansımalarında bir kısım gülerek karşılarken, alay ederek karşılarken, bazıları da bazı kesimlerde bunu ciddiyetle ihtiyatlı davranılması gerektiği, bazı kesimlerde dediğim gibi sevinçle karşıladı. Burada genel olarak bakıldığı zaman şunu söylemek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde aslında iki tane parti yok. Yani Cumhuriyetçi Parti ya da Demokrat Parti olarak iki tane parti olarak gözükse de muhtemelen ülkenin zenginliğinden dolayı iki parti kurulmuş. Ama aslında baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde Hillary Clinton da olsa, Donald Trump da olsa, Ahmet de olsa, Mehmet de, Necati de olsa, ABD başkanlığında değişecek fazla bir şey olmayacak. Neticede Amerika Birleşik Devletleri uluslararası çıkarları ve politikaları gereği, başkanın ismi ne olursa olsun, bu anlamda uluslararası tırnak içinde misyonunu devam ettirmek isteyecek bir yapı. Yani başını kessiniz de gövdenin görevine devam ettiği bir yapı. O yüzden de Donald Trump'ın bu anlamda başta Orta Doğu olmak üzere büyük değişiklikler beklenilmemesi gerektiğini ben burada baştan söyleyeyim. Ama şunu da söyleyerek devam edeyim. Burada özellikle düne kadar Donald Trump'ın seçim konuşmalarında yaptığı, mavi boncuk dağıttığı, her kesim, her grup, her başkent, her ülke dün itibariyle bunları unutmalı. Çünkü dün akşam web sitesinden de gördüğümüz gibi, başta Müslümanlar hakkında söylediği bütün cümleler dün Donald Trump'ın seçim propaganda sitesinden kaldırıldı. Yani seçim bitti, şimdi gerçekler dönemi başlıyor. Bu yüzden Donald Trump'ın seçim dönemindeki yaptığı açıklamalara bakılarak Ocak ayında, Şubat ayında şu olur, bu olur demenin hiçbir manası ve anlamı olmayacaktır ve temelsiz olacaktır. Burada Donald Trump'ın Orta Doğu politikasını ve genel anlamda uluslararası politikasını değerlendirecek ve ele alacak ve şekil verecek isimler, danışmanları ve bakanları, bunların kim olacağına bakılmalı. Çünkü bu politikayı şekillendirecek olan bu ekip. İlk aldığım bilgilere göre Donald Trump'ın Orta Doğu politikalarında Türk asıllı bir vatandaş var. Türkiye vatandaşı var. Amerika'da yaşıyor. Aynı zamanda ikinci bir isminde Donald Trump'ın bölge politikalarına yönelik, başta Orta Doğu politikalarına yönelik ikinci bir Türk asıllı isminde Donald Trump'ın ekibinde olacağına dair somut bir bilgim var. Bir tanesi zaten seçim propaganda döneminde de Donald Trump'ın yanında olan isimlerden bir tanesiydi. Aşağı yukarı politik görüşü, dünya görüşü de bilinen bir isim. Bölgeyi takip edenlerin de bildiği bir isim, tanıştığımız, bildiğimiz bir isim açıkçası. Burada
Özellikle Trump'ın tabii açıklamalarıyla beraber bir yaklaşık 2-3 aylık bir briefing alma, bölgesel Amerikan hakimiyetinin bulunduğu bölgelerde neler yapılabileceği ya da durum raporu aldığını biliyoruz. Devletin bütün kurumlarının şu an Donald Trump'a briefing vermek, bilgilendirme toplantıları vermek üzere randevu aldığını ve bunun bir sıralama halinde devam edeceğini biliyoruz. Hepimizin bildiği gibi 20 Ocak'ta zaten Beyaz Saray'da koltuğuna oturacak Donald Trump. Ama bu süre boyunca tabii askeri anlamda Orta Doğu'ya yansımaları da olacak. Önümüzdeki dönemde Musul operasyonu hariç bütün Irak ve Suriye'deki operasyonlarını erteleme de demeyelim ama dondurma yoluna gidecek Donald Trump ekibi ve Musul operasyonu hariç hiçbir operasyonu Amerika Birleşik Devletleri politik anlamda gerek mesaj vererek gerekse askeri anlamda herhangi bir katkıda bulunmayacak. Özellikle Ocak ayından itibaren halen devam etmesi planlanan, şu an o da donduruldu, Musul operasyonu. Bu operasyonların tamamen Ocak sonuna kadar da bir anlamda dondurulması gündemde ve bu uygulamaya geçti. Sadece Donald Trump ekibinin Başkan Obama'dan aldığı dosyada Musul operasyonunun ilk etapta devamının sağlanması konusunda hemfikir olduklarına dair bir bilgi var. Türkiye'yi ilgilendiren Rakka operasyonu vesaire gibi operasyonlarda da önümüzdeki bir ay boyunca Washington'dan pek ses seda çıkmayacak. Bir gelişme de yaşanmayacak. Burada özellikle Donald Trump'ın Orta Doğu meselesinde seçim vaatlerinde bulunduğu Orta Doğu'ya şekil verme dönemi bitti, bizim ne işimiz var minvalindeki açıklaması dikkate alınmalı. Önümüzdeki dönem Amerika Birleşik Devletleri'nin, size daha önceki yayınlarda da söylediğim, Hillary Clinton seçilseydi de aynısını söyleyecektim, o yüzden gene tekrar edeyim, ABD'nin bölgeden montunu alıp çıkma dönemi başladı. Ve bu işi önümüzdeki dönemde zaten Ocak ayından itibaren resmi programı da oluşturulmaya çalışıldığını biliyoruz. İlk ziyaret edeceği yerlerden bir tanesinin önceliği 1 ya da 2 numarasında Rusya ve Türkiye'nin olduğunu da size söyleyebilirim. Bu bahar aylarında gerçekleştirilmesi şu an sadece taslak olarak düşünülen bir Rusya ya da Türkiye ziyareti var. Hangisinin önce sonra olacağına dair şu an bir belli olan bir durum yok. Ama bahar aylarında yavaş yavaş bu danışman ve diğer politik ekibin belirlenmesiyle beraber de bu bir anlam kazanacak ve tarihsel anlamda da Ankara'yla muhtemelen temasa geçilecek. Burada özellikle önümüzdeki dönemde Donald Trump'ın genel stratejisine bakacağımız zaman seçim döneminde ki söylemlerin hiçbir tanesinin şu an dikkate alınmaması gerektiğini ben size öneriyorum. Çünkü burada bildiğimiz geleneksel olarak Ankara'nın ABD hükümetinde var olan Cumhuriyetçi kanatla güvenlik ve istikrar başlıkları adı altında iyi ilişkiler kurduğunu, aynı hassasiyetleri paylaştığını da biliyoruz. Ta Irak Savaşı'ndan beri. Bu dönemde de böyle bir farklı gelişme ya da Ankara aleyhinde ya da Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde ya da karşıtlığında bir görüş, beyanat ya da tavır içine gireceğini açıkçası hiç sanmıyorum. Zaten seçildikten sonra ekibinin de yaptığı dolaylı yoldan kulislere de sızan bir takım bilgilerde de Ankara'nın aslında söylemlerine paralel bir takım mesajlar, pozitif anlamda mesajlar geldiğini de görüyoruz. Ve bu anlamda güvenlik ve istikrar başlıkları adı altında Washington'ın yeni yönetiminin Ankara ile beraber dirsek temas, bir kol kola, hatta omuz omuza o anlamda bir ilişki sergilemesi de beklenilmeli. Burada Orta Doğu meselesinde Donald Trump'ın en önemli gelişmelerden bir tanesi olacak. Ocak ayından itibaren sahada da görülmeye başlanacak. Obama döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin, Dışişleri Bakanlığı'nın, Savunma Bakanlığı'nın ayrı ayrı grupları desteklemesi ya da o grubu desteklememesi döneminin de sonuna gelindi. Donald Trump'ın yeni yönetiminde grupların ya da ilişkilerin, yerel ilişkilerin ötelendiği, başkentlerin ve düzenli orduların destekleneceği ve bunlarla işbirliği yapılacağı bir döneme girilecek Donald Trump yönetiminde. Bu anlamda uzun bir sınırı olan Türkiye'nin de gene masada ağırlığını artıracak bir döneme gireceğiz. Yani işin özeti, Türkiye tarafından esen bir rüzgar olacak. Türkiye lehinde esen bir rüzgar olacak önümüzdeki dönemde ve bilinenin ya da sanılanın aksine Türkiye önümüzdeki dönem affedersiniz, Amerika Birleşik Devletleri ve Ankara arasında çok sıcak ilişkilerin kurulması da beklenilmeli. Bu anlamda Donald Trump'ın yeni ekibine, danışmanlarını ve gene size biraz önce bahsettiğim Orta Doğu meselesinden sorumlu olacağını şu an bildiğim
bir Türk asıllı vatandaşın da koltuğa oturmasıyla beraber özellikle bu Suriye meselesinde ilerleme kaydedileceğini biliyorum. Burada özellikle bu yeni stratejiyi de oluşturacak danışman ve bakanlarla beraber de özellikle başta Türkiye'nin Ankara Büyükelçisi, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olmak üzere büyükelçiliklerde de bahar aylarında geniş kapsamlı bir yenilenmeye gidilecek. Yani bu anlamda Ankara Büyükelçiliği dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli merkezlerdeki büyükelçilerinin de değişmesi gündeme gelecek. Bahar aylarında Nisan, Mayıs gibi de bu beklenilmeli. Aynı zamanda gene Donald Trump'ın bu Orta Doğu meselesiyle ilgili özellikle Savunma Bakanlığı'nda, Dışişleri Bakanlığı'nda büyük tasfiyeler de olacak. Aynı zamanda Donald Trump ekibiyle çalışmak istemeyenler olduğu gibi Donald Trump'ın ve ekibinin de çalışmak istemediği insanlar olduğunu biliyoruz. Ve geniş çaplı Savunma Bakanlığı'nda, ABD Savunma Bakanlığı'nda ve aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı'nda geniş kapsamlı bir tasfiye yoluna gidecek Donald Trump. Bu anlamda sıfırdan bir ekip kurması bekleniyor ve buna göre bir planlama ve hazırlık yapıldığını da size söyleyebilirim. Bu anlamda Avrupa Birliği ülkeleri de dahil olmak üzere şok edici Avrupa Birliği için de pek iyi bir dönem gelmeyecek. Aynı zamanda nota başlığı adı altında da Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaygılarını, endişelerini ya da çıkışlarını da göz ardı etmeden gene bu paralelde NATO ile ilgili de Donald Trump'ın adım atması beklenilmeli. NATO'nun yapısına ilişkin bir takım yeni adımlar atılması beklenilmeli. Dediğim gibi önümüzdeki dönemde bahar aylarında Donald Trump'ın ilk etapta Rusya Devlet Başkanı ile ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geleceğine dair bir bilgimiz var, duyumumuz var. Washington kaynaklıdır bu bilgi. Bu anlamda şu an kafada olan bir planlama olsa da dediğim gibi bahar aylarında daha somut, tarihli bir şekilde bu ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda gerek Orta Doğu politikası konuşsak da ABD basınında da geniş çaplı tasfiyelerin olmasını bekliyoruz. Ocak ayından itibaren Aralık ve Şubat ayları arasında özellikle ABD basınının seçim propaganda döneminde Donald Trump'a karşı takılmış olduğu tutum ve manipülasyonlar da düşünüldüğünde ABD'nin önemli televizyon kuruluşlarının, gazetelerinin ve diğer önemli kafa kadrosunun, lokomotif kadrosunun da yöneticilerinin de görevden el çektirildiği, istifa ettirildiği ya da değiştirildiği bir dönemde Aralık ve Şubat ayı içerisinde ABD'de görülecek. Burada biz gene Orta Doğu üzerinde konuşursak özellikle Orta Doğu meselesinde bir İran rahatsızlığının gündeme geleceğini biliyoruz Washington yönetimiyle. Bu kararını özellikle verilen tavizler konusunda Donald Trump'ın ekibinin bu çizgiyi devam ettireceğini biliyoruz. İran'la nükleer müzakere konusunda bir didişme, bir gerginlik döneminin de başlaması olası. Ama burada özellikle Donald Trump'ın iş adamı kökenli olmasıyla bu işin biraz al gülüm ver gülüm ilişkisiyle yürüyeceği, yani bu gerginliklerin aslında ekonomik işbirliği, ekonomik karşılıklı çıkar çerçevesinde çözüleceğini de şimdiden size söylemeliyim. Burada Orta Doğu meselesinde özellikle Donald Trump'ın kendi seçmenine ya da Amerikalılara verebileceği mesajın altını doldurabileceği bir IŞİD var. Özellikle güvenlik kaygısıyla Donald Trump'ın bu oyları hemen hemen aldığını da biliyoruz. Ekonomik istikrar ve güvenlik kaygısıyla Donald Trump'a giden oyların yoğun bir şekilde beklenenin üstünde arttığını biliyoruz. Burada IŞİD'in bir numaralı hedefi olacağını ve küresel anlamda IŞİD'le mücadele kapsamında Obama'dan daha sert bir yöntem ve yol izleyeceğini, hatta detaylandırırsam insan hakları ihlalleriyle bile gelebilecek İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün ya da diğer Uluslararası Af Örgütü vesaire gibi örgütlerin oldukça mesai yapacağı bir döneme girileceğini de edindiğim bilgi ve intibadan size söyleyebilirim. Burada Donald Trump'ın Orta Doğu meselesinde özellikle Rusya ile barışarak hem Ukrayna meselesinden de diğer çatıştığı bölgelerde NATO ile didiştiği, Rusya'nın didiştiği bölgelerde el sıkışarak ticari ikili işbirliği anlaşmaları yaparak, ki bunun için özellikle Türkiye'yi sık sık vurgulayarak söylüyorum, bu anlamda konjüktür gereği Türkiye öne çıkacak bir ülke olacak. Özellikle Irak ve Suriye'deki uzun sınırı boyunca Suriye kartını Türkiye daha güçlü bir şekilde ortaya koyacak duruma gelecek. Bu anlamda özellikle geçen hafta size söylemiştim, Washington yönetiminin pek Orta Doğu ile şu an ilgilenecek vesaire bir durumu yok. Bu sebepten dolayı da Ankara geçen hafta demiştim bir oldu bitti yapıp ben de böyle uygun gördüm ve böyle bir
sınırlı operasyon yaptım diyebilir demiştim. Özellikle başta Silopi olmak üzere ki bugün dün itibariyle Genelkurmay Başkanı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarının Şırnak sınır bölgesinde olduğunu biliyoruz. Irak sınırında şu an denetlemeler yaptığını biliyoruz. Fotoğrafları da birazdan basında zaten görmeye başlayacaksınız. Bu denetlemelerin ve incelemelerin sonunda tabii bunların bütün bu askeri yığınağın aynı zamanda bir sınır gözetleme ya da sınır güvenliği için alındığını söylemek pek mantıklı değil. Fakat bu noktada siyasetçilerin, bakanların ya da AK Parti hükümeti yetkililerin yaptığı açıklamalara baktığımız zaman bunun Sincar'a yönelik sınırlı da olsa hava operasyonu, destekli bir kara operasyonunun da Sincar'a yönelik olabileceği, hatta 2-3 gün içerisinde olabileceğini de size öngörmem ya da ihtimaller dahilinde olduğunu söylemem mümkün. Yani Türkiye özellikle Sincar vurgulu açıklamalarına dikkat edilmeli Ankara'nın. Bu noktada da bu Silopi ve Şırnak bölgesindeki askeri birliklerin de 2-3 gün içerisinde Sincar bölgesine yönelik bir askeri operasyon yapması ve aynı zamanda bölgedeki PKK kamplarına yönelik bir hava operasyonuyla beraber düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi beklenilmeli. Dediğim gibi Washington'ın şu an kafasını kaşıyacak bir vakti yok ve ilgilenecek de vakti yok ama dediğim gibi yayını toparlarsam özellikle güvenlik ve istikrar çerçevesinden bakan bir Washington yönetimi var artık. Burada özellikle bu bakış anlamında Ankara'nın kaygıları, endişelerini dile getirmelerinde göz ardı etmeden altına koyduğumuz zaman Washington yönetiminin Ankara penceresinden Orta Doğu'ya bakacağını, güvenlik ve istikrar çerçevesinde bir kez daha altını çiziyorum. Çalıştıkları daha önceki yerel grupları bırakarak düzenli ordularla yani silahlı kuvvetlerle bir işbirliğine gideceğini Irak ve Suriye'de sizlere söylemem mümkün. Tabii ki önümüzdeki dönem yol haritası belli olduktan sonra özellikle büyük çaplı gelişmeler, örneğin silahlı muhaliflere silah yardımı yapılması vesaire gibi ertelenmesi, bitirilmesi gibi bir şeyin kısa ve orta vadede mümkün olmadığını da söylemek gerekiyor. Bu anlamda en çok sevinen Mısır Devlet Başkanı olan darbeyle iş başına gelmiş Sisi ya da Şam rejiminin başındaki Esad olsa da Şubat-Mart ayı itibariyle bu konuda sevinçlerin kursağında kalacağı günlerin de yaklaştığını da size öngörebilirim. Çünkü şu an sevinçle karşılanan Trump özellikle gerçek seçim dönemi bitip masaya oturduktan sonra pek sevinen kesimi hayal kırıklığına uğratacak, hatta üzecek bir takım kararlara da önümüzdeki dönemde imza atacak. Başka bir Orta Doğu temalı yayında görüşmek üzere yakın takipte. Hoşça kalın.